Evet arkadaşlar, kaplumbağa terbiyecimize devam edelim. Şimdi ne yapmıştık? Buraya döşemiştik. Arkadaşlar bakın, bunun kenarlarını kestim ben. Şu beyaz kenarları var ya, şu komple çıkardım. Bakın bu beyaz kısmını komple etrafından kestim. Şöyle ki bakın, görünüyor burada. Böyle. Evet, bu. Şimdi bunu kestikten sonra ne yapacağız? Bir kesme işlemi daha yapacağız. Burada arkadaşlar yalnız şunu söyleyeyim. Şu döşediğimiz vardı ya. Baş döşediğimiz. Bunun şu beyaz kısmının olduğu yere güzelce bakın. Şöyle yuvarlak yuvarlak doku kazandıracağız. Dokunun şekli şöyle arkadaşlar, bakın. Şu. Yuvarlak yuvarlak. Hocam onu yapmasak olmaz mı? O çok zorluyor. Olur arkadaşlar. Yani yapmasanız olur ama böyle çok daha güzel görünür. Bakın. Dokuyu görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Anlaşılıyor. Şimdi bunu kenarını kestikten sonra şöyle bakın, şu kenarlarını güzelce kestik, sıfırladık. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Dikkatli izleyin. Şuradan bakın, şu fayansın yarısından geleceğim buradan. Yine şu şuradan gel, böyle gel gel. Şu pencerenin şu yine yarısından böyle keseceğim. Hadi bakalım keselim. Dikkatli izleyin. Bakın. Aynı böyle kestim gibi kesin lütfen. Şu pencerenin de şu kısmından kestim. Evet. Şimdi elimizde bir zemin oluştu. Bu zemine ne yapacağım? Bu zeminin arkasını çevireceğim arkadaşlar. Bakın ne yapmışım? Çizmişim sizin görmeniz için. Buraya maket kartını yapıştıracağız. 3 milim. Ben hazırladım önceden. Şöyle iki parça. Bakın. Bunları da size göstereyim. İlla tek parça yapmanız şart değil. Çünkü zeminimizin üzerinde zaten şu fayanslar var. Buradaki ek yeri belli olmayacaktır. O yüzden şöyle iki parça yaptım ki sizlere rahatlıkla böyle bunları kullanın. Tamam mı? Ne kadar? Yine buradan yarım santim, yarım santim, yarım santim, buradan yarım santim falan. Tamam mı? Boşluk bırakacaksınız. Ondan sonra yapıştıracağız. Hemen silikonu sürelim. Böyle de. Bakın şu arada boşluk falan var şurada. Çok önemli değil. Diğer kısmı lazım olmayacak mı? Tabii ki lazım olacak. Bastırın şöyle. Evet. Güzelce yapıştı. Bu kenarda duracak arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle göstereyim. Bu kenarda dursun, kuruya dursun. Başka bir işlem yapacağız şimdi. Şimdi. Bunu kestik ya şimdi. Bunu kopardık buradan. Burada yapacağımız bir şey var. Bakın burada duvar delinmiş. Arkadaki bu sıva şu arkadaki şu tuğlalar görünüyor şurada. Şimdi öncelikle onları bir oyalım hadi. Hatta şurada tahta parçası falan var. Önce şu tuğlanın olduğu yer görüntüsünü burayı bir oyalım, çıkartalım. Dikkatli olun lütfen. Buraya doku kazandırdığımız olacak bakın. Şu doku kazandırdığımız kısmı. Doku kazandırma işlemi biraz uzun sürebilir, biraz sıkıcı olabilir. Bakın şurada yine çatlaklar var. Orayı da alalım. Evet, şurada küçük bir çatlak var. Üçgen şeklinde. Bunlar dökülen sıvalar. Altta görünen tuğlalar. Şurada da bakın. Şöyle. Bir şey çıkardım şöyle kendimce. Hafif yırtıldı. Önemli değil. Evet. Şimdi buradan da ne yapacağız? Şurayı izleyin şimdi. Bakın. Buradan geleceğim. Buradan böyle bu kısmı çıkartacağım. Arkadan tuğla yapıştıracağım çünkü. Bakın şu kısımda çok belli değil ama ben kafama göre bir şekil yaptım. Buraları belli zaten. Buradan 0 0 0 0 0 böyle çıkartacağım burayı. Arkadaki kısmı sonra yapıştıracağız çünkü. Şöyle geliyorum. Bakın şu uzantısını da aldım. Burayı sonra yapacağız. Uzantısını almayayım o kısmının. Bazen kamerayı kaçırabiliyorum, arada bakıyorum. Evet, yaz geldi mi yaz oldu sıcak, kış geldi mi kış sıcak. Şimdi buradan bakın, buradan geleceğim şöyle, buradan şunu çıkartacağım. Hocam orada pencereyi kestiniz. Evet kestim. Şimdi arkadaşlar bunu bir boyayalım öncelikle.
Kenarlarını bir boyayalım, kontür çekelim. Dediğim gibi sıcağı sevmiyorum arkadaşlar. Soğuğu seviyorum ama şu kısımların olduğu yerleri de şöyle çevireceğim. Buraları da biliyorsunuz oymuştuk. Buraları da şöyle boyayacağım. Bu arada kaplumbağamı, bir tane kaplumbağa yaptım. Şöyle göstereyim. Diğerlerini yapmadım. Bakın ne kadar tatlı oldu, ne kadar şirin oldu. Gördünüz mü? Şu aralarına bakın. Çok sevimli oldu arkadaşlar. Şimdi bu kenara da dursun. Evet, şimdi burada ne yapacağız? Şunu kapatalım. Burada güzelce arkadaşlar. Şuradan alttan cımbızı, şunun altından şöyle cımbızı çıkartıyorum. Şöyle hafif duvar kısımlarını şöyle kıvırıyorum. Dış bükey yapıyorum. Böyle de şöyle çevireceğim. Yine cımbızı şuradan bakın çıkartacağım. Dış bükey yapayım ki o kıvrımları böyle kabartması daha güzel oluyor. Aşağı doğru çekiyorum arkadaşlar. Şöyle gösterdiğim zaman şu. Yapabildiğim kadar buraları da yapacağım. Buraları çok yapamıyorum çünkü çok küçük, yırtılabilir. O yüzden. Evet, şimdi çeviriyorum şu kenarlarını. Bakın şöyle tırnağımla içe doğru yapıyorum. Buraya cımbızla da yapabilirim. Tabii ki şöyle. Bakın. Görüyor musun? Kıvırıyorum içe doğru ki dümdüz bir görüntü olmasını istemiyorum. Dikkatli olun buralarda. Doku işlemi biraz size oyalayacaktır. Şu kısmı komple doku kazandırıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi burada bakın bir dönüş açısı var. Gördünüz mü? Şu dönüş açısı. Orayı böyle dönüş açısını oluşturacağız. Şu. Şimdi burada penceremiz var. Penceremizi de yapacağız tabii ki. Öncelikle şu penceremizin yapacağımız işlemler var. Aynı zamanda bunu da kurtarmış olacağız. Şu kısmına doku kazandıracağım. Şu beyaz kısmının olduğu yere. Buraya. Şu kısımların üzerine döşeyeceğiz. Tamam mı? Şimdi. Şu beyaz yerleri bir oyalım öncelikle buradan. Şu. Evet. Krem rengi kalsın. Pencerenin. Hep akıl oyunu yapıyorum arkadaşlar. Evet. Pencerenin şu kısmı böyle içe doğru. Şöyle yani. O yüzden bunu hissettirmek için şuradan bakın şöyle bir çıtlatma atıyorum. Buradan da şöyle çıtlatıyorum. Dikkatli çıtlatın. Şuradan kopabilir. Şöyle azıcık şu. Tamam mı? Buradan da azıcık şöyle aşağı doğru çıtlatıyorum. Şimdi bunu şu kısmını keseceğim tabii ki. Şurayı keseceğim. Bunu daha sonra yapıştıracağız. Onu unuttum. Evet, şimdi pencerenin şu kısmını çeviriyorum bakın. Burayı da elimle şöyle çeviriyorum. Cımbızı da yapabilirim. Fark etmez. Elimle hemen yapıvereyim diye o yüzden. Evet. Şu yapalım. Bakın. Gördünüz mü? Bu. Boyayalım. Boyadım. Şimdi burada yapılacak şey arkadaşlar şu pencerenin şu sarı kısmı üstüne döşeyeceğiz. Onun için bir tane bir yer alayım. Şu arka tarafında da buraya da döşemesini yapacağız. Onu da göstereceğim size aynı zamanda da. Şimdi önce şu pencerenin üst kısımlarını bir yapalım. Bir resim bulayım ben. Oradan kurtarabileceğimiz kısımlarını. Çoğunu da halletmişim zaten. Kesmişim. Şuradan alabilirim. Evet. Evet. Şu. Üst taraflar arkadaşlar. Buraları. O kısmını buradan kurtarabilirim. Şuradan kurtarabilirim. Bundan kurtarabilirim. Bakın şu üst taraftaki sarı kısmını alacağım. Gördünüz mü? Buraya doku kazandıralım sadece. Birçok arkadaşımız hocam doku ne işe yarıyor diyor. Bunu her videoda anlatıyorum hemen hemen arkadaşlar. Bunu 0 0 0 0 alacağım şöyle. Doku bizim objelerin daha net
görünmesine yardımcı oluyor. Belli zaten şu alt taraftan çizgi şeklinde bu kısmı. Bunu alacağım, hemen boyuyorum. Kontürümüzü çekiyoruz. Evet, kontürümüz ne işe yarıyordu? Kontürümüz de kestiğimiz kağıt görüntüsünü yok ediyordu. Hatları daha belirgin, objeleri daha belirgin hale getiriyordu. Evet, 90 derece kıvırdım arkadaşlar. Şimdi bunu nereye yapıştıracağım biliyor musunuz? Şuraya. Şöyle. Buraya yapıştıracağım şöyle. Hemen silikonumu alacağım. Nerede silikonum? Evet. Şimdi şunları alacağım. Ya üsttekileri. Bunu bakın buradan 0, 0, 0. Şuradan paylı alacağım bu taraftan. Bunu da aynı şekilde bu taraftan paylı geleceğim. 0. Böyle alacağım. Buradan kurtarabiliriz. Hepsini buradan kurtarabiliriz. Şu parçayı da buradan kurtarabilirim. Bunu da arkadaşlar buradan gireceğim. Paylı. 0, 0. Böyle alacağım. Bunu da aynı şekilde dokusunu kazandıralım. Buna da doku kazandıralım. Buradan böyle geleceğim. Şöyle paylı alacağım. Bunu da buradan geleceğim. Paylı alacağım. Çok en zevkli yerlerine geliyoruz artık. Tabi burada asetat yapıştıracağım. Bunu bakın şu sarı kısmıyla beraber alacağım. Tamam mı? Çünkü şurada kıvırmam yeterli olacak. Niye o sarıyı ayrı yapmadık hocam derseniz eğer. Çok küçük bir parça olduğu için gerek duymadım. Bunu da aldık. Sıra buna geldi. Bakayım. Evet. Boyamamızı yapalım. Şunu alalım. Ortadakini. En alttakini alalım. Hemen formlarımızı verelim. Yine kenarlarını 90 derece aşağı kavuruyorum. Bakın. Kıvırdım. Bunu yapalım. Şurada bir parça koparalım. Ufaklığı da alalım. Bakın buradaki açısı şöyle 90 derece kıvıracağım onu. Küçük parçayı. Evet. Bunu alıyorum hemen. Nerede bizim ana zeminimiz? Az önceki parçamız şu. Hemen bunları yapıştıracağım buraya. Güzelce yapışmasını sağlayın arkadaşlar. Silikon şimdi neresi? Aşağısı mı yukarısı mı? Bu burası. Buraya yapıştıracağım. İyice bastırın. Neden paylı yapıyorum? Burada ben bunu böyle kesik bıraktığım zaman çok çirkin bir görüntü oluşuyor. O yüzden paylı yapıyorum arkadaşlar. Neden öyle yaptı diye düşünmeyin. Aynı zamanda estetiğe de önem vereceğiz. Evet. Sıra geldi bu parçaya. Bu parçayı da böyle yapıştıracağız üzerine. Arkadan sonra kalın asetat cam yapacağız. Ama tabii ki bunların şu kısmında bir silikon yapıyorum. Yeterli. Bir de şu kısmını yapacağım. Arka kısmında, baş kısmını yapacağım. Her yerine silikon yapmamıza gerek yok. Yeter ki şuraya yapışsın buradan. Evet. Güzel. Bu kuruya dursun.
Bunun bakın altta görünen şu tuğla kısımları var. Burada da var tuğla kısımları. Şimdi burayı göstereceğim. Bunu kurumaya bırakıyorum arkadaşlar. Fazla silikonları temizleyelim. Sonra bu kuruduktan sonra arkasından kalın asetat yapıştıracağız. Cam görüntüsünü vereceğiz. Bunu kenara bırakıyorum. Kenarda kursun. O duvar görüntüsünü yapmak için bir tane zemin bulmam lazım. Onun için herhangi birisi olabilir. Bakalım. Evet, buradan olabilir. Bakın. Bu kısmını yapacağım. Şu kısmını. Bunun için bu taraftan şu biraz paylı, bu taraftan paylı. Böyle paylı olması lazım. Buradan sıfır alacağım arkadaşlar. Bunu sanki önceden kestim gibi geliyor bana. Bir bulayım. Bakayım. Evet. Aynı zamanda tabii ki arkadaki şu. Bu parça arkadaşlar. Bakın. Buradan bu şeyleri şu tuğlaları bunun üzerine döşeceğim. Aynı zamanda bu arkadaki tuğla görüntüsü var ya, bakın şuradaki boşluktaki görüntü. Aynı zamanda bunu da kurtarmış oldum. Yani bu parçayı aynı böyle benim kestiğim gibi kesin. Yalnız şu parçayı buradan biraz keseceğiz. Şu cam görüntüsü görünmesin. Bunun üzerine tuğla döşeceğim. Bu boşluktaki şu kahverengi yerde arkadan diğer kısma yapıştığı zaman güzel bir görüntü oluşacak. O yüzden buraya bir şey yapmayacağım. Sadece doku kazandırıyorum. Buraya, buraya, şuraya. Buraya da şimdi şu ara boşluklara doku kazandıracağım. Ve üstüne tuğlalarımızı döşemeye başlayacağız. Tamam mı? Bunun için bu zeminimiz olacak. Bakın. Nasıl çıkartmışım? Buradan paylı. Buradan da paylı. Alttan sıfır. Yani şuradan sıfır kestim arkadaşlar. Şuradan sıfır, sıfır. Ben şurada göstereyim size. Bakın. Bir tane parça, ana zemin parçası. Buradan paylı geleceğim. Buradan sıfır, sıfır. Buradan paylı. Buradan da böyle geleceğim, geleceğim. Böyle çıkartacağım. Tamam mı? Tekrar gösteriyorum. Buradan gelin. Buradan paylı. Şöyle gelin. Hatta şu kadar paylı gelseniz yeterli. Buradan gel 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 buradan. Şu parça. Bu bir ana zemin olacak, tamam mı? Şimdi bunun üzerine döşemelere başlayalım. Bu ana zemin kenarda dursun. Bakın çarpı işareti koydum. Oradan bilin. Bu tuğlaları şöyle tek tek çıkartmaya başlayalım. Dokusunu kazandıracağım. Yan doku vereceğim yine. Hepsini buradan kurtarabilirim. Tuğla buradan 0 0 0 0. Bakın bu 0 0. Şuradan paylı yapayım. Örneğin bu 0. Buradan yukarıdan paylı. Çünkü yukarıdan paylı üzerine sıva gelmiş. Üzerine sıva yapacağım aynı zamanda. Şimdi yaptığım zaman daha iyi algılayacaksınız. Hatta bunun şu devamı burada. Buradan bile bunu bile kurtarabilirim. İkisini kurtarmış oldum. Evet. Bunu buradan aldım. Şu arada boşluk var. Bunu bu tarafı. Bu kadarcık pay yeter. Bakın kırmızıdaki bu kadarcık pay yeter. Buradan bunu alalım. Bu taraftan da kırmızıdan da pay veriyorum. Çirkin bir görüntü oluşmasın. Hemen şu üçünü bir alalım, bir yapalım önce. Diğerlerini de yapacağız. En azından bir fikir sahibi olun. Artık en güzel zevkli yerlerine geliyoruz. Diğer yerler zevkli değil miydi? Zevkliydi ama hele şu elbise kısmı arkadaşlar, birçok arkadaşımız bu kısmı görmedi. Sanırım çok çalışma yapmadık. Gerçi oryantalist çalışmalar yaptık ama bu da oryantalist çalışma. Bunu ben normal çalışmalar içine koydum. Aslında oryantalist çalışmalar içine de koyayım. Evet, hemen 90 derece kıvırıyorum. Aşağıya. Tuğlalarımız biliyorsunuz böyleydi, taşlarımız. Geneli böyledir arkadaşlar. Eğer bir tuğla görüyorsanız hangi resimde olursa olsun genelde böyle yapın, tamam mı? Aşağıya 90 derece kıvırın. Şimdi yapalım. Dokularını kazandırdım. Lütfen dokuları unutmayın. Evet, şu iki tane, üç tanesini bir yapıştıralım. Şu zeminimizde. Bunu alacağız. Az önceki şeye yapıştıracağım. Evet, küçük silikonum nerede?
küçük silikonum bulmaya çalışayım. Burada. Açmamışım ağzını. Bakın bu kadarcık yeterli. Çok sürmeyin. Neresiydi? Ve şurası. Burası. Bastırın. Kurusun. İyice dağılsın hem. Arada beyaz boşluklar tabii ki görünecek. Bu da burası. Çok sıkmayın. Az da sıkmayın. İkisinin ortası. Şurada bakın bunu yapalım bir tane. Bunlar şöyle ha. Evet. Şu ikisini çıkartabiliriz. Aynı anda şu ikisini çıkartabiliriz bakın. Şuradan bir çıkartayım. Alttan 0. Biraz yamuklu yumuklu olmasını istiyorum. O yüzden böyle çok düzgün kesmiyorum arkadaşlar. Biraz tuğla havasını versin diye. Yine 90 derece indiriyorum aşağıya. Bunu da yapıştıralım. Buraya yapıştıralım böyle. Şimdi köşede de var minnacık bir şey. Onu da yapalım. Şuradan kesiyorum bakın. Çok küçük. Küçük bir tuğla parçası. Evet. Bunda doku yok. Çünkü parlıyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız vernik sürüyorlar. Sprey falan yapıyorlar. Biz yapmıyoruz arkadaşlar. Soruyorlar neden böyle parlak diye. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Doku kazandırdığımız için öyle parlak duruyor. Tavsiye eder misiniz verniğe derseniz de etmem. Bunu da buraya yapıştıralım. Bakın aralarda hep tuğlaların aralarında boşluklar var. Şimdi şurayı yapmamıza gerek var mı bir bakalım. Az önceki parçamız nerede? Alayım ben. Evet bakın. Ne demek istediğimi şimdi göreceksiniz. Ben bunu buraya koyduğum zaman şurada. Bakın gördünüz mü? Bu. Şimdi şu beyaz parçayı bunun üzerine şu küçük parçayı yaptığımı şu iç kısımların şuralarına ayrıyetten tekrar döşememe gerek kalmaz. Sadece doku kazandırayım. Orada ayrı gibi duracaktır zaten. Bu. Bu kadarcık arkadaşlar. Şimdi bu ıslak olduğu için çok gösteremiyorum. Şimdi bu kısmının olduğu yerlerde bakın. Buraları delikti ya. Onlar da arkadan kapanacak. Buraya böyle aşağıya yerleştirdiğimiz zaman bakın. Bu kısımları da gördünüz mü? Kapandı. Şu kısmı da kapandı. Şöyle denk gelsin. Böyle olacak. Tamam mı? Bunu yapıştıralım mı şimdi? Yapıştıralım. Buna da bakın şuradan bir açı vardı biliyorsunuz. Hemen şu açıyı verelim. Açıyı vermeyi unutmayın lütfen. Tamam mı? Evet. Silikonumuzu sıkalım bakalım. Buraya yapalım silikonu. Islakken yapmayın lütfen. Bakın şuralara yapmayın silikonu. Buralarına yapalım. Gerçi çok ıslakken de çalışmak istemiyorum ama. Evet, burayı yapıştırdım. Buraya da bakıyorum. Şurayı da kontrol ediyorum ki denk gelsin. Zaten bunu da kıvırmıştık. Hafif bir açı verdim arkadaşlar. Şurada bir 45 derecelik bir açı verdim. Hocam siz de hep 45 derecelik bir açı diyorsunuz. Ne yapayım? O dereceye yakın oluyor galiba bütün resimler. Evet, şimdi buradaki dökülmüş sıvıyı burada hissettirdik. Sadece şu beyaz parça kaldı. Onu da keseceğim şimdi. Bir yerden bulayım. Bu beyaz parçamızı.
Onu da keselim, üzerine yapıştıralım. Şu beyaz parça arkadaşlar. Onun için doku kazandırmam lazım hemen. Bunu kesme yerim bakın sıfır. Gel böyle sıfır sıfır. Böyle böyle. Şu. Hemen yuvarlak dokusunu kazandırıyorum. Bu arada siz arkadaşlar dediğim gibi şunları tek tek yapın. Şu kaplumbağaları. Eğer yapamazsanız ben ara ara onların yapılışını da göstereceğim size. Gerçi gösterdim de hani benimle yapmak isterseniz diye. Hemen bunu çıkartalım. Çok tatlı oluyor onlar. Ya o kadar sevimli oluyorlar ki. Bu kısmı yapmıştık galiba. Şurayı gerçi ben bir yapayım da gene ne olur ne olmaz. Fazla olsun. Eksiği keseriz. Hemen yine form veriyorum. 90 derece aşağı indiriyorum bunu da. İndirebildiğiniz kadar şöyle. Yapabildiğiniz kadar. Ben bunu form vermeden yaparsam çok kötü görünüyor. Evet, zeminimiz nerede? Şurada. Bakın bunu da buraya yapıştırdığımız zaman gördünüz mü? Buraları yapmaya gerek kalmadı. O arkada durdu güzelce. Hemen silikonumuzu uç kısımlarına doğru yedirin ki o uç kısımlara silikon yedirmezseniz havaya kalkar. Şimdi kalın asetatı arkadaşlar temin etmeniz gerekiyor. Bakın buraya cam yapacağım böyle. Kalın asetat koyacağım, tamam mı? Şu an elimde önümde var mı bilmiyorum. Ama şimdilik bugünlük çalışmamız bu kadar olsun. Tamam mı? Görüyor musunuz? Muhteşem durdu. Heh, şurada bir parça var, tahta parçası. Onu da yapalım hemen. Bakın burada bir tahta parçası var alttaki şu. Bunu da şöyle incecik keselim. Onu da yapıştıralım. Yani böyle. Üzerine yapıştıracağız. Duvarın üzerine yapıştıracağız. Tam şu işi zaten çizgiden bakın şuradan da koparttım. Yine form veriyorum. Arkadaşlar lütfen ben bunu dümdüz yapıştırdıktan sonra benim boyutun hiçbir anlamı yok. Formları vermeyi unutmayın. Yine dış bükey yapıyorum. Hemen silikonumu süreceğim. Buraya yapıştıracağım. Şöyle üzerine yapıştıracağım arkadaşlar bu. Tahta parçası görünüyor. Hani böyle sıvaların altında bazen olur o eski evlerde. Tahta parçaları görünür. Tahta çakarlar, bir şey yaparlar. Hemen temizliyorum silikonu. Fazla silikonu. Buraya yapıştıracağım. Gördünüz mü? Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok zevklidir kaplumbağa terbiyecisi. Hadi bakalım siz de bunları yapadırın. Buraya da arkadan cam yapıştıracağız. Ben de o sırada camı bulurum. Hadi bakalım kolay gelsin.